Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine evinizde rahatlıkla yapacağınız, yaptığınızda yediğinizde hep birlikte paylaşacağımız muhteşem bir yemekte karşınızdayım. Ne mi yapıyoruz? Evet, dillere destan roast beef yapıyoruz. Roast beef, isterseniz pişirip pişirmez sıcak sıcak yiyebileceğiniz, isterseniz de soğuduktan sonra böyle benim çok sevdiğim ister soğuk ister sıcak sandviçler yapabileceğiniz bir ürün. Hemen çok fazla uzatmadan, zaten malzemelerim çok az, hızlıca yemeğimize başlamaya hazırsak ben başlıyorum. Şimdi yemeğimiz, yani roast beef'imizin ana karakterimiz güzel bir bonfile. Bonfilenin en büyük özelliği neydi? Dananın karkasının kemiğin içine doğru büyüyen tek etti. Bu yüzden içinde bir sinir ve lif dokusu olmadığından pamuk gibi yumuşacık ve %3 yağ oranına sahip en yağsız etlerden bir tanesiydi. Ben bir bonfileyi tabii uçlarını ve kulaklarını her zaman anlattığım videolarımda biliyorsunuz ayırdım. Takoz haline getirdim. Güzel bir hardalım var. Tane karabiberden çektiğim, ufalttığım, çok ince yapmadığım tane karabiberlerim var. Tuzum ve tabii ki de aromaya aroma katacak benim etin en iyisi, online kanalımda da en çok satılan baharatlarımdan biri olan tütsülü tuzumunu kullanacağım. Taze kekik ve baharatla da süsleyeceğim. Şimdi iki tane pişirme yöntemi var bu yemekte. Bir tanesi benim bugün yapacağım gibi döküm tavada mühürleyebilirsiniz. Ya da ben dumanla, kirle, pisle uğraşmayacağım derseniz fırınınıza önce 200 derecede 5 dakika, daha sonra da 180 dereceye düşürerek yaklaşık 15 dakika boyunca fırınlayabilirsiniz. Dışı kızaracak, içi pes pembe kalacak. Dilimleyeceğiz ince ince keskin bıçakla. Sakın demeyin ki ay bunun içi pişmemiş, bu bir roast beef. Hemen işlemlere başlıyoruz. Öncelikle aromalı iki tane yeşil bitkimiz, yani taze biberiyeler ve kekikleri saplarından ayırıp ince ince kıyıyoruz. Biberiyelerin üzerine taze kekiklerimi de bahçeme ekiyorum. Bunları çok seviyorum. Dağ kekiği, zahter, aroması, kokusu hem de aynı zamanda yemeğe kattığı değerleriyle bambaşka bir yere götürüyor. Biliyorsunuz etlerin vazgeçilmezi kekik ve biberiye. Bunları güzelce saplarından sıyırıyorum. Kekik ve biberiyeleri şöyle harmanladım, saplarından ayırdım. Şimdi bunları ince ince kıyıyorum. Acayip güzel bir koku var. Şimdi bunları bir tane tabağıma alıyorum ve kenara bırakıyoruz. Şimdi geldik etimize yapacağımız uygulamalara. Biliyoruz ki her zaman etlerimizi mühürlemeden önce bolca yağlayıp tuzluyorduk. Bu sefer yine aynı şekilde her tarafını güzelce yağladım. Yağladıktan sonra İri çekilmiş tuzumla şöyle dışını güzel tuzluyorum. Her tarafını. Sonra ne yapacağız? İri çekilmiş karabiberimizle dışını güzelce süslüyorum. Özel şef dokunuşları olacak. Nedir? Karabiber tuzu verdikten sonra benim kendimin yaptığı güzel tütsüleyerek yaptım. Tütsülü tuzumdan ilave edeceğim. Şöyle değirmene aldım onu. Tütsülü tuzumdan da çekiyorum ki tütsü aroması da içerisinde bulunsun. Şimdi tuzladık, karabiberledik, üzerine tütsülü tuzumuzu çektik. Şimdi sıra geldi şerbetini vermeye. Ne yapacağım? Buna güzel bir hardalla dışını, her yerini hardallayacağım. Şimdi bunun böyle sapsarı olduğuna bakmayın. Pişerken hepsi içine enjekte olacak ve lezzete lezzet katacak. Şimdi bir ressamın resim yapar gibi, tuvalini süslediği gibi ben de son dokunuşlara geldim. Şimdi ne yapacağım? Demin çekmiş olduğumuz taze kekik ve biberiyelerimizi roast beef'imizin dışına güzelce kaplayacağız. Yanlarına da gelecek. Tamam. Evet, benim için de gerçekten yaptığım yemeklerde hem görsellik hem lezzet çok önemli. Böyle bir sanat eseri gibi bir ürün hazırladım. Şimdi pişirmeye kıyamayacağım. Çok güzel gözüküyor. Ne yapacağız? Bu yemeğin iki tip pişirme tekniği var. Birincisi, benim şimdi yapacağım gibi döküm tavada her tarafını güzelce mühürleyerek. Arzu ederseniz de fırınınıza atabilirsiniz. Fırında da şu taktiği uygulamanız gerekiyor.
200 dereceye alın fırınınızı, 200 derecedeki fırınınıza tepsiye koyup roast beef'inizi gönderin. Yaklaşık 5-6 dakika dışı nar gibi kızarsın. Sonra dereceyi 180'e düşürün ki içini biraz daha çektirin. Bir 15 dakikada içini çekin. Ama unutmayın, videonun başında da söylemiştim. Böyle dilimlediğimizde içi pembe olacak. Aman bu etin içini biraz daha çektireyim derseniz bütün suyu gider, kupkuru bir şey olur. Şimdi ne yapacağım? Ben şöyle etimi kenara alacağım. Döküm tavamı koyacağım. Döküm tavamın altını yakacağım. Yüksek ısınmaya gelmesi için de 5 dakika sizlere hoşça kalın deyip tekrar geri geleceğim. Evet, döküm tavamız hazır. Dumanlar çıkıyor ama hazır mı diyeyim, her zaman olduğu gibi elimizi yaklaştırıyoruz. 1, 2, 3, 4 elim yandı. Demek ki hazırız. Şimdi etimizi alıp koyup bu sesle beraber başlıyoruz. Tava ile buluşma anı. Şimdi çok yüksek ısıda ete verdiğimizde et hem yüksek ısıda hem çok düşük ısılarda soğukta bir tepki verir ve yavaş yavaş kendini çekmeye başlar. Bu sırada mühürleme olur. Mühürlemenin en büyük özelliği etin bütün lezzetini içinde suyunu hapsetmektir. Biliyoruz ki et de dünyamız gibi %70'i 75'i su olan bir madde. Dolayısıyla onun aroması, lezzeti, vitamini, proteini, her şeyi suyunda saklı. Bizim de amacımız pişirirken etin bütün suyunu içinde bırakmak. Bunun en önemli özelliği de mühürlemeyi iyi yapmaktan geçiyor. Şöyle yavaş yavaş çevirmeye başlayacağız. Ay ay ay, nar gibi kızarmış. Bakın, tavamda hiç su yok. Etin mühürlemesinin doğru gittiğini gösteriyor. Etten bir su kaybı yok. Dışarıya doğru su geçmiyor. Çünkü dışta kabuklanmayı yaptık. Hardalımız bunu verdi. Ben döküm tavada yapıyorum. Siz de isterseniz demin anlattığım gibi direkt olarak fırına verebilirsiniz. Şimdi döküm tavada yaparken de güzelce nar gibi kızarmasını sağlayacağım. Ama unutmayacağız, içi pembe kalmalı. Şimdi şunu şöyle biraz sallaya sallaya çeviriyorum. Isıyı yükseltiyorum. Taze kekiklerim, biberiyelerim, hardalım. Dedim ya, o sapsarı görüntü yok olacak. Sona doğru geldik. Şimdi şu etlerimizin iki kafasından da birazcık ısıyı vereyim. Güzelce aromalar tavamda. Şu taraftan da yapalım. Nar gibi kızardı. Şimdi bunu alıyorum, bir tepsiye koyuyorum. Üstünü kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Evet, şimdi ben üstünü örtmüştüm. İsterseniz streçleyebilirsiniz. Hazırsak şunu şöyle alalım. Etimi soğuttum. Yani birazcık dinlendirdim. Bunu şimdi ne yapacağız? Şöyle şuradan alalım bu arkadaşımızı. Buraya koyalım. Buradan kesmeye başlıyorum. Ay ay ay, akıyor resmen. Bakın, içi tam istediğim gibi pembe. Ne demiştim? İsterseniz bunu bu şekliyle sıcak, ılık yiyebilirsiniz. İsterseniz de birazdan yapacağımız gibi sandviç haline getirebiliriz. Güzel bir çapata ekmeği yapmıştım dün restoranlarımda vermek için. Bunun demin de kullandığımız hardalımızı şöyle alt kapağı ve üst kapağı bir altlık yapalım, sos. Siz dilerseniz burada barbekü sos, farklı soslar da kullanabilirsiniz. Sandviçe çok yakıştırıyorum. Ete çok yakışan bir sos bence bahar hardal. Bunları sürdüm. Şöyle şimdi hemen güzel güzel et dilimlerimi yerleştiriyorum, roast beef'lerimi. Üst kapağıma da biraz şöyle roka koyacağım. Rokalı bir roast beef'li sandviçim. Hemen üzerine de biraz tütsülü tuzumdan çekiyorum. Ve şöyle sandviçimi tamamlıyorum. Muhteşem bir tat oldu. Evet, yemeğimizi bitirdik. Şimdi çok güzel bir çapata ekmeğine sandviç yaptım. Bir incecik dilim de buradan müsaadenizle tadına bakacağım. Şöyle aldım. Üzerine hemen tütsülü tuzumdan çektiriyorum. Şöyle onun bir güzel tadına bakacağım müsaadenizle. Şimdi ben yarım saat kadar soğuttum.
siz dolabınıza bunu istediğiniz kadar soğutabilir. Bir hafta boyunca da ince ince keserek işte burada gördüğünüz gibi çok lezzetli sandviçler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dışındaki hardalı, tane keki, tane biberiyesi müthiş bir tat vermiş. Güzel bir sandviç, bir yemek veya kahvaltılarınıza güzel bir şarküteri ürünü olarak ekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun diliyorum ve şu güzel sandviçle baş başa kalıp yemek için hoşça kalın diliyorum.